Evet, bak göreceğim ben. Tamam. İmzanı veririm de istiyorsanız de. Tamam. Biraz bir kağıt gönder. Bir yaşına zaten bittiğim tüm kanları alacağım. Yani az kaldı, evet. Anladım. Zaten kan almasının devletine de devam. Evet. Bakayım başka ne anlatacağım size bu kızdan. Gelişim olarak yapmamız gereken bir şey var. Gelişim olarak ne yapacağız? Yapmamız gereken bir şeyleri destekleyeceksiniz. Bir kaba motoru, işte o merdiven çıkıp inme, koltuk inme. Evet, bayağı antrenman yaptırıyor babası. Mesela topu. Şu aralar bir de bana çok düştü. Size çok düşecek, şöyle banyoya falan giremeyeceksiniz. Arkanızdan gelip tak 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 tak. Tuvalete giremeyeceksiniz. Hep kapı açacak zaten. Ama kucağına koyuyorum, ağlıyor onu. Evet, çünkü mesela buradasınız, oturuyorsunuz. Sizin dışarı çıktığınızı fark etti, bitti. Babasına da yaptım. Babasına işte ağlar istemez yani siz. Güvenli babama 26 aya kadar. Bizi bırakıp gittiği tek kol babamın kolu. Yani çok iyi bir enerji var aralarında. Bizim kadar görmüyor da öyle şey yok ama direkt bir şeyler çekiyor yani. Herkes unutuyor aslında. O anda bizi de unutuyor. Dedi, genelde anneanneleri yapıyorum. Nezih'in annesine çok fazla değil de babasına aşırı düştü. Isırmaya başladı. Ya böyle bu burnunu falan ısırıyor. Isırdığı zaman ısıramazsın diye onu sakın oyuna çevirmeyin. Ya. Evet bakın ısırma, sert çekme, onları oyuna çevirmeyin. Bunlar dürtüler. Yok yok yapma, bunlar dürtüler. Bir yaşında bunlar çok agresif olacak. Normalleştirir. Sonra o yapışır. Sosyal ortamda her yere yapışır. Ama agresif davranışları var böyle bazı. Dürtü oluyor. Öyle durumda direkt şey, beni ısırma. Diye uzaklaştırıyorsunuz. Değil mi aşkım? Değil mi? Yok öyle acımak falan, yok öyle acımak ya. Acımak yok öyle acımak, aman ya. O zaman normallik dışı hareketlere gülmüyoruz. Evet, böyle yapılmaması gereken evet. Şey gülmek, tepki vermek, oyuna çevirmek. Tehlike mi sezdin? Aslan bak! Aslan bak! Tutalım. Aa, şöyle tutalım. Böyle iyi mi? İyi. Buradayım anneciğim, buradayım. Buradayım. Sen bak bak kamera. Aa bak kamera var burada. Selam. Yeni bir günden herkese merhaba. Akşam geç saate kadar annemde oturduk. Annem de köye götürmem için birkaç böyle bir şey hazırlamıştı. Kıyafet, havlu, besin, bir sürü gıda ayarlamış. Şimdi eve götürseydi daha sonrasında tekrardan böyle onları ayarlayacaktı falan. Duna dedim hemen buradan köye geçelim. Bugün orada kalalım demiştim. Dün o yüzden köye geçtik ve orada kaldık. O yüzden size hiçbir çekim yapmadım. Çünkü bu video istiyorum ki hani evdeki şeylerim olsun. Ya da ne bileyim full evde değildim ama evden çıkmış gibi olsun. Onu anlatmak istedim. Bakın hiç böyle saçım başım bozulmadı. Gayet iyi duruyor. Bugün Aslan'ın doktor kontrolü vardı zaten. Erken saatte çıktık ve doktor kontrolüne gittik. Doktorumuz gelişimimiz için güzel dedi. Bu da beni çok mutlu etti. Şu anda artık kendi yediklerimizden tuzsuz olmak şartıyla vermeye başlayacağız. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü Aslan bizim yediklerimize daha çok hevesleniyor. Ondan dolayı böyle bir mutlu oldum. Bizim yediklerimizi yemek istiyordu. Mesela annemde makarna vardı. Peynirli makarna. Onu yemek için çıldırdı. En son biraz yedirdik falan verdik. Çünkü nefsini de körlemek istiyorum aynı zamanda. Şimdi doktorda kızamık aşısı vuruldu Aslan'ın. 9. ay aşısı. Şu an biraz o yüzden nazlı. Şimdi mamasını içiyor. Dışarıdayız. Birazdan bir markete geçeceğiz. Çok detaylı alışveriş yapmayacağız Aslan yanımızda olduğu için. Sadece eksik birkaç şeyimiz var. Onları almaya karar verdik ve o yüzden de birkaç şey alacağız sizinle beraber. Küçük büyük fark etmez. Market alışverişi var bu videonun içerisinde. Yarın Cahide abla temizliğe gelecek. O yüzden birkaç temizlik malzemesi de almam gerekiyor. Yumuşatıcım bitmiş, onu almam gerekiyor mesela. Şimdi on the move'a geldik. Kahve içtik ve tost yedim ben. Çünkü böyle artık tansiyonum düşecekti. Köyde sabah kahvaltı yaptık ama yine de ben böyle acıktım bayağı. Öyle. Bugünü de böyle geçiriyoruz. Bu arada bende şey oldu ya. Genelde öyle oldu. Saçımı kestirdiğimin ertesi günü böyle bir pişmanlık yaşıyorum ama sizce pişmanlık yaşamalı mıyım, yaşamamalı mıyım? Çok mu tatlı oldu acaba falan diyorum ama bir yandan da beğeniyorum. Aynaya bakma bir gün mutluyum. Bazen aa çok güzel oluyorum. Bazen diyorum ki yok yani. Kısa mı oldu acaba diye. Bir de benden radikal bir şekilde şurada falan saç bekliyorsunuz ama benim saçım çok fazla olduğu için ve kafam da bir tık büyük olduğu için üzgünüm ama şurada saç kestirmek şu an için düşündüğüm şeyler arasında değil. İlerleyen yaşlarda olabilir ama şu an için düşünmüyorum. Büyükle konuşmak istemiyorum. Böyle yani oturuyoruz. Size şimdi Aslan'la Duhan'ı çevirip göstereyim. Şüphe bakın. Mama içiyor. Dediğim gibi buradan markete geçiyoruz. Biz markete geldik ve hızlıca ihtiyaçlarımızı alıp eve geçeceğiz. Okey. Aşkım sebze olarak başka ne yemek istersin? Sen biliyorsun. Yeşil fasulye yapıyorum. Annem gibi aynı. Sen biliyorsun deyince yeşil fasulye yapıyorum. İşte ne yiyeceğim pırasa yapıyorum. Çok kararsızım ama ne yiyelim bugün Aslan? Ne yemek istersin sen de? Esirge mantarı olsa esirge mantarı yapardım. Köfte mi alsak? (Gülüyor)
Aslan'la marketteyiz. Çok fazla bir şey almayacağım ne bakıyorsun? Bu arada. Ne? 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 Çok fazla bir şey almayacağım. Şu an sadece günü idare edecek şekilde alacağız. Neden? Çünkü dev market alışverişimize İnşallah. Leke sürmemek için azalıyoruz ihtiyaç dahilinde. Şu karabiberi alacağım. Son bir yıldır dev market alışverişi yapmıyoruz neredeyse. Uydurma, bir yıl. Bir yıl olacak. 10 ay oldu. 10 ayı geçtiyiz ya. Ev en son. Adam akıllı market alışverişi yapalı. Hatırlamıyorum. Bir kaşar alacağım. Doğumdan öncesinde gitmiştik market en son. Değil mi Aslan? Daha sen dünyada bile yoktun. Değil mi? Biz bayağıdır market alışverişi yapmıyoruz. Anne de bunu alırken aklıma ne geliyor? Anneciğim sen dokunma bir tane. Yani mesela benim şu abur cuburlara falan bayağı dadanasım geliyor ama sırf market alışverişi yapacağız diye hiçbir şey almıyorum şu an. Hiç şeye bakmıyorum hatta. Çay alacağım ya. Çay şu an almak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kapsül kahve alalım bir de ya. Ha evet bak çok güzel hatırlattın. Hangisini alacağız? Cafissimo espresso karamel. Karamel alalım. İki tane yeter. Çok almayın. Aynen. Bence. Bir de Earl Grey. Hani poşet. Earl Grey. Gördün mü? Poşet şey yok yani yuvarlak yuvarlak poşetten. Ne? Ya yoksa yoktur bu arada ne? Zorlamayacağım. Yok. Ne? Ne? Abur cubur almıyorum. Aslan'la zor olur ama büyük market alışverişi. Yok olabilir aslında ya. Aslan da karnı tok, dertsiz olduğu zaman da olabilir. Aynen. Ama annene bırakırsak daha iyi yapabiliriz bence. Tabii ama şey yani. Suyu eve mi sipariş edelim? Tüm dikkatimizle, tüm enerjimizle yapmamız gerekiyor. Suyu eve sipariş et, damacana et. Damacana şeyimiz çalışıyor mu? Ona bakmamız soda lazım. Soda alacağım. Ne alacaksın? Soda ama Beypazarı yok. Aha varmış. Yani ben şey, sen oradasın ama ben böyle çekiyorum. Evet. Hiç böyle çekesin yok gibi çekiyorsun, anlamadım valla. Ben kamerayı unutmuşum. Değil mi Aslancık? Kola var. Ya, yok onu da sonra alırız. Şu an sen sadece ihtiyaçlarını al, daha fazlasını almaya gerek yok bence. Acaba bezin indirimde mi diyeceğim de 499 diyor. Bezimiz yok mu? Yok var da indirimde mi diye var. İndirimdeki hali 499 zaten. Şu an Aslan için bir şey alayım ya. Et suyu çorbası ne var diyor, ne alsana. Aslan bir şey istiyor musun? Aslan. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bir şeye devirecek diye korkuyorum valla. Her yer elini atıyor. Organik almıştık yok, ya, organik işte formülü. Şundan almıştık ya. He, şuydu. Aldım bundan da bir tane. Bunlar zararlı, almayın. Kötü örnek olmak istemiyorum. Almayın. Ne yapıyorsun? Ara ara alıyoruz biz de işte. Çok nadir. Buradan alacağım şampuan var. Saç kremi var. Deodorant var mı? Yok, deodorant alabiliriz. Dry Fresh var. Sevmiyorum. Dry Fresh'ten ben gıcık aldım ya. Bunu mu alayım? Emotion mu ya? En güzeli o ya. Ya hayır vallahi ya. Onu çok seviyorum. Bilmiyorum biraz değişik bir şey mi alsam dedim de. Deodorant da market alışverişine kaldı. Onu da şimdi alıyoruz. Şey, niye böyle şey girdik şu an? Sen temizlik malzemesi alacaktın, oralara atladın geçtin ha. Atlamadım yan tarafta. Şey vardı ya bir tane, canım fena oğluşun değil mu ne? Öyle bir yumuşatıcı vardı ya. Neydi? Canım oğlum muydu? Kuzumun kokusu. Oğlumun kokusu var. Güneş kremlerini görünce aklıma yaz geliyor. Değil mi ya? Ne güzeldi yaz. Bu yaz güneş kreminden sıkıldım ben. Siyahlar için şimdi bu çıkmış. O yüzden bunu alacağım. Siyahları canlandırma, büyüleyici koku, hassas temizlik. Yani siyah olmayan bir pervol. Bunu annemde gördüm. O yüzden merak ediyorum. Aslında bence o önemli bir şey. Siyahlar harbiden işe yarıyorsa çünkü şey renkleri soluyor. Değişiyor ya. Boyalı mı böyle bir şey yapıyor diyorlardı ya siyahları yıkamak için. Bir şey vardı. Eve var. Kağıt var evde. Ara niye onunla yapmıyorsun? Ama her zaman değil. Ara ara kullanıyorum. Benim siyahlarım böyle sanki bir rengi değişiyor gibi hissediyorum. Şimdi bu sefer şu şakayı kolanı aldım. Bir de şunu aldım. Peresto hala. Yok, inci çiçeğiyle kaşımı nasıl açacağım ben? Ezi bir ara şu Peros'un sarısına sarmıştı. Ya, bunu beğenmedim. Sarısı güzel aslında. Neyse, boş ver. Şu da güzel. Onu alınca çok kullanıyorum bir de. Çok döküyorsun. Neyi? Peros'u evet. Aldığın zaman. Beyaz çamaşır deterjanımız var. Deterjan mı istiyorsun? Renkli var. Siyahı aldım. Domestos aldım. Temizlik için lazım olacak şeylerin evet. Önemli olanı. Şerbet yani. Aslan persil istiyor. Çok kötü. Bayağı kötü. Tamam onu online sipariş ederim artık. Evet başka? Her şeyi alamıyorum şu an. Çok bir şey yok çünkü. Yani nasıl bir market alışverişi diyor olabilirsiniz ama tamamen ihtiyaç dahilinde lazım olabilecek ufak şeyleri alıyorum şu anda. Her şeyden almıyorum henüz. Familya varmış. 3 katlı. Şunu alacağım. Bunun fiyatı daha iyiymiş.
güzel. Bir de tuvalet kağıdı almam lazım da hangisini alsam acaba? Yuva da güzel aslında ama 3 katlı lazım. 3 kağıt. Serpak 190. Aa 2 katı resim. Ha 3 katlıyı da buldum. 83 lira valla. Bunu alıyorum. Niye pahalıyı alayım ki? Devir, ekonomi devri. Selam herkese. Biz eve geldik ve gelir gelmez de bir sürü kargo gelmiş. Onları aldım ve sonrasında ürünleri dolaba yerleştirdim. Şimdi gelen kargoları hemen açalım. Aa ne kadar büyükmüş bu çanta. Ben bir makyaj çantası sipariş ettim. Ben makyaj çantası biliyorsunuz böyle bir yere giderken falan seyahatlerde ya da atıyorum köy evine giderken falan yanımda böyle bir şeyler götürmek istiyorum. Öyle bir durumda böyle bir çanta çok işimi görecek. Normalde var zaten ama bu çok yer kaplamayan bir çanta olduğu için büyük olmasına rağmen formundan dolayı çok fazla yer kaplamıyor. Ve içerisine dünyaları alıyor yani bu çanta. O yüzden bunu almak istedim. Çok fazla da paylaşan vardı. İçerisinde yazı yazıyor ama ürünleri koyduğunuz zaman o yazı görünmüyor. Bence çok tatlı, şeker gibi bir çanta. Fiyatı da çok iyiydi bu kaliteye ve boyutuna göre. Hemen bir diğer kargoyu açalım. Çok komik bir şey şimdi. Ne diyeceksiniz? Aslında doktorumuz böyle bir şeyi çok önermedi bize. Yani sınırlandırma, sınır koyma dedi. Ama ben yine de dayanamadım. Aslan şu aralar çok fazla kafa göz vuruyor ya. Hani bu videonun içerisinde de vurdu ve ben çok böyle üzüldüm. Dün hemen bunu sipariş ettim. Onu böyle kafasına takıyorsunuz. Kask gibi. Kafasını gözünü çarpmasını engelliyor. Şimdi ben bunu gece gündüz full olarak full bir şekilde takamam ama. Ay şununla da takın bakın. Deseni bilmeden takın. Ops. Ya. Takım almışım farkında olmadan. Şunun da böyle yıldızlı. Bunun da gri yıldızlı. İşte diyeceğim o ki Aslan'ın kafasına böyle belli zamanlarda bunu takmayı düşünüyorum. Evimizde de böyle biliyorsunuz köşeli meşeli yerler çok. Bu tarz şeyler önemli. Şimdi bir de Mayı'dan gelen bir kargom var. Çok güzel ya. Bunu birazdan şimdi çekip paylaşacağım Instagram'da. Bunu böyle almamak için çok direndim. Acaba yüksek mi fiyatı falan dedim ama bence değer. Çünkü Adana'da özellikle bunu kaban gibi bile rahatlıkla giyebilirsiniz. Ondan dolayı şöyle bir blazer. Bakın kaşe blazer. Üstündekiyle de ne kadar uyumlu renkte. Güzel story çekerken güzel olacak. Ben bunu 34-36 olarak söylemiştim. X small small olaraktı yani. Bir de medium large var bunun. Bir de şurada gelen bir kargom var. Onun paketini yani burada açmak istemiyorum aslında. Çünkü bununla bir reels çekilmek istiyorum. Ama size de göstermek de istiyorum. Sulut'tan çok güzel bir paket geldi. Sevdiğim bir marka. Ve hediye göndermek istediler. Ben de seve seve kabul ettim. Hemen şöyle büyük bir kargo versen. Bakın. Benim hiç trenç kotum olmadı yani. Ben hiç trenç kot almaya heveslenmemiştim bu zamana kadar. Şöyle siyah bir trenç kot var içerisinde. Bir de basic bir tişört vardı. Çok hoşuma gitti. Yakası, kollarının boyutu, böyle kısa olması. Bence inanılmaz güzel duruyor ve basiclerin kalitesi de çok çok iyi. Bir de şöyle gri bir palazzosu vardı. Onu da çok böyle beğenmiştim zaten. Gelmesi de beni mutlu etti. Şuna bakar mısınız? Çok iyi duruyor. Şık yani. Gri de yoktu. Güzel oldu. Bunların üçü bence çok iyi kombin olacaklar. Teşekkür ediyorum tekrardan Su Collection'a. Toparlıyorum hemen ve artık akşam bu arada Merve de yemeğe gelecek. Merve Yavuz. Ona böyle güzel bir yemek hazırlayacağım. Çünkü bir kere söz vermiştim. Belki önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. O böyle bayılmış yaptığım bir yemeği. Ondan istiyorum dedi. Ve ona bugün ondan yapacağım. Böyle güzel bir misafir ağırlaması. Sizin de en sevdiğiniz. Bunu Instagram'a çektim. Size de çekmek istedim. Mayı markasını. Şöyle kaban yani. Buna blazer demek bence haksızlık olur. Çünkü oldukça kabın. Kabın. Kalın. Çok bir kumaşı var. Tavuk rengi bendeki. Şöyle göstereyim. Bunu böyle mini bir elbiseyle yine bununla aynı boyda. Altına da çizmeyle hayal ettim. İnanılmaz güzel duracaktır. Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor. Ben zaten blazer'ı çok seviyorum. Bir de omuzlarım dar olmasına rağmen bu öyle tok duruyor ki ve omuzları o kadar dik ve güzel gösteriyor ki benim omzum bile geniş gösterdi. O yüzden çok hoşuma gitti. Normalde size böyle denemeli çekmeyecektim. Ay telefonum. Aslan'ın biberonlarını belli dönemde böyle 2-3 güne bir, 4-5 güne bir falan böyle kaynatıyorum tüm parçalarını ayırıp. Yine şu anda onu yapıyorum. Size de şöyle çekeyim dedim. Hemen yemek hazırlığına geçeceğim. Hem Aslan'ı hazırlayacağım aynı anda hem de kendimizi hazırlayacağım. Böyle yoğun bir şekilde hazırlığı tamamlamam gerekiyor. Çünkü saat bayağı geç oldu. Aslan da şu anda uyuyor. Biraz geç kaldı açıkçası gündüzki son uykusuna. Şu an akşam üzeri oldu ve daha yeni uyuyabildi az önce. Aslan'ın kafasına şunu taktık. Aslan! Şu çorabına bakın ya. Aslan. Öyle komik oldu ki. Vecihi vecihi. Doğan'ı Keloğlan'a benzetti. Aslan buraya gel hadi. Gel yürü biraz. Anneciğim çok tatlı oldun ha. Yürü çabuk hadi anne baba.
çok yakıştı. Ama yine de düşme, tamam mı? Düşme. Aha vallahi hareket etmeye başladı. Şimdi ben bir çamaşır vardı. Onları astım, yenisini attım. Size göstermedim o yüzden. Yani birkaç çamaşırdı. Şöyle tavuk aldım. Bizim burada bir tavukçu var. İnanılmaz güzel tavukları var. Ben genelde oradan alıyorum. Şimdi yüzüğümü çıkaracağım. Çünkü eldivenim yok ve marketten eldiven almayı unuttum. O yüzden de... Ay bak 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 bak. Aslan düşeceksin ha. Ben böyle bir anksiyete... Düştü düşecek diye. Hele dünden sonra iyice böyle korkar oldum. Bu arada mesela bakın şu an saçımı çok sevdim. Toplamayacağım da ben mutfakta da toplayamıyorum. Toplayınca rahat edemeyenlerdenim. Başım ağrıyor. Yani migrenim var sanırım, bilmiyorum. Toplayınca çöp, böyle... Çöp o çöp. İyi hissetmiyorum da böyle. Aslan o çöp. Zaten kulağımın arkasını açıyorum, bir şey olmaz. Biz yiyeceğimiz için sorun yok. Buzdolabı poşeti alayım. Elime onu geçireceğim. Ya, kokacak zaten ama. Kargo poşetleriyle oynanmaz. Onlar pis. Onlara dışarı at Duhan. Olamaz. Yoğurdumuz yok. Sipariş ettim, kapının önünde attı. Küçük yoğurt iste şeyden, şoktan. Yani şöyle tüm tavukları şunun içine alalım. Ben bir şey unutmuşum bu arada. O da yoğurt ve bu yaptığım şeyin en önemli malzemelerinden birisi. Ve yok şu anda. Şu an sanırım Merve arıyor. Tam da ben de seni arayacaktım. Küçük mis yoğurt var, normal. Normal yoğurt. Küçük ama en küçüğü. Süzme değil, normal. Normal, normal. Şöyle hızlıca önce bir sıvı yağ koyalım. Bay bay. Sonra barbekü sos. Bu tarifin olmazsa olmazı. Hatta bir tık daha yapalım çünkü bu sefer fazla var. Böyle bir şeyleri yerine bir koyayım. Sonra bolca ketçap limonu. Bir yemek kaşığı kadar düşünebiliriz. Çok güzel tat veriyor. Bir miktar şöyle elimle alıyorum. Bunu da bir tatlı kaşığı değil de bir çay kaşığı kadar düşünebiliriz. Kırmızı toz biber. Bu kadar hızlı bir tarif veriyorum. Mesela bu sefer parmağımla yapamam. Çok bir şey de kirletmek istemiyorum. Bir tepeleme şöyle. Sarımsak tozu. Bu güzel tat veriyor. Sonra Allah. Çok az kekik. O da şu kadar yeterli bence. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Görünüyor. Ha. Kekiği de attık. Bir miktar kimyon. Tavuğun o kokusunu da kırsın. Aferin oğluma. Oğlum çok güzel alkışlıyor. Bir miktar karabiber yakışır. Merve şimdi geliyormuş, ondan istedik yoğurdu. Çok az pul biber. Tamam. Yağını biraz daha arttırabilirim bence. Buna da zeytinyağı da dökelim biraz. Dikkat et Aslan'a. Bay bay. Aşkım domates salçası isteyeceğim ya. Yardımcı olur musun? Elim şey kavanozda. Buzdolabı değil mi? Evet. Aşkım şöyle sen versene. Tamam geçir. Şu an sol elimle geçiremem. Yarısı kan. Yani doluya yakın. Ha. Ay yok, biraz sıyır. Silme. Yani. Sildik mi şu an? Evet. Onu salça ister misin? Bir de şunları da dolaba yer misin ya? Hızlı hareket edelim. Maksatı. Bunu düşürmem lazım. Çok kötü yürü. Bir de aşkım şu aşağıdan biber salçası isteyeceğim. Full lime için. Şu aşağıda. Halime bakın. Poşet yapmak çok zor mu? Ya bu full lime olmadan ben yine başlayamıyorum. Ne istiyorsun başka? Söyle. Aşağıdan biber salçası. Kaç tane biber salçası olduğuna bir açıp baksana. Evlendiğimizden beri. Hangisi bu? En üsttekini. Alttakiler? Annem bunu açıp aslında günlet dedi ama. Bundan da şöyle alayım ben, dur. Yağını arttıracağım biraz ya. Ya bu biber sal... Ya bu biber... ya biber salçasında şey değil mi ya? Açın, kokusu burnuna vuruyor ya. Ekmek arası. Ağzı sulanıyor değil. Evet, biber salçası. Ya bu kolay mı olmadan ben yine başlayamıyorum bayılırım ya. Bakın lay mı olmadan ben yine başlayamıyorum ya. Aşkım, defne yaprağından birkaç tane verir misin? Ne oldu oğlum? Birkaç tane. Alkış! 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 Alkış!
Alkış Aslan. Yani bir tatlı kaşığına yakın tuz atıyorum. Kaldırıyor çünkü bu. Karabiber attım. Kekik attım. Kırmızı toz biber attım. Sarımsak tozu attım. Bir yaprak birkaç yaprak. Tüm olanlardan verirsen daha çok sevinirim. Atıyorum şimdi. Evet evet. Nerede buluyorsun? Neyi? Nereden aldın bunu mesela? Onu bana Çiğdem abla vermişti evlendiğimiz zaman. Bu defne yaprağıyla marine edeceğim. Şimdi Merve de geliyor. O da yoğurdu getirecek. Yoğurtla da iyice son kez harmanlarım. Sonra bunu dolaba koyup hemen pilav yaparım. Sonra bitiyor zaten. Çok bir şey kalmıyor. Avcarla işim. Avcarlamak ama. Şunu bir atayım da yeni koşuyoruz. Yoğurt geldiği anda aşkım bana acil getiriyorsun, tamam mı? Aa, annesi mutfakta iş yapıyor. Aslan da onu izliyor. Aşkım hoş geldin. Aşırı güzel. Gerçekten benim mi? Benim giydiğimin benzeri ama bu daha güzel. Seni çok özledim ben. Yoğurt çok güzel yapıyor bu arada bunu. Abi bu çıkmayacak herhalde. Aşkım bunu olduğu gibi dolaba koyar mısın? Yoğurdu mu? Yoğurt kalsın. Hemen şurada bir pilav yapacağım. Tavuğun yanına en yakışan pilav bence pirinç pilavı. Şöyle hızlı yapıyorum biraz. Sıvı yağ bolca koyalım. Garantisi de bitmiş durum değil mi? Tabii ki. Garanti mi kalmıştır? Biraz arpa şehriye atsam. Bir tık daha atalım gerçi. Bu böyle pişsin. Bunlar birazcık böyle kavrulsun. O sırada pirinç yıkayacağım. Hemen pirincimizi de koyalım. Pirinçle de bir süre kavuracağız. Şöyle bir tereyağı koyalım. Bu bardakla bir bardak ölçmüştüm şimdi. Bundan iki tane koyacağım. Pirinç pilavı 1-2 ölçüyle yapılır bu arada. Sonra ağzını kapatıp altını kısıyoruz. Ben bu arada arka ocakta şu anda pirinç haşlıyorum. Neden? Çünkü bir de yayla çorbası yapayım dedim. Güzel olur. Yumuşak bir şey geçsin boğazımızdan. Hemen yayla çorbası için başlıyorum. Şöyle. Çok hızlı oluyor zaten yayla çorbası. Tüm yoğurdu koyalım. Bir yemek kaşığı dolusu şöyle un. Bir yumurtanın da sarısını koyacağım. Sadece sarısı. Şimdi bunu iyice çırpalım. Unu topaklanmasın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu ocağın altını açalım. Çünkü tavuğu da artık ocağa almamız gerekiyor. Tava bir iyice kızsın. Sığdığı kadar koyacağım tavuğu da. Allah. Ay ne kadar çok şey. Tavuk da büyükmüş. Ne oldu? Böyle arkaya açık şekilde arkadan içiyor musun? Tam dedikodu yapacakken açamazsın. Yoğurdu sıcağa alıştıralım. Merve ile böyle gıybeti yapıyoruz şu anda. Ama benim böyle bunu da yetiştirmem gerektiği için böyle tam can alıcı noktada hemen kamerayı açıyorum. Öyle oldu. Şu an yoğurdu sıcağa alıştıralım. Kesilmemesi için bu aşama çok önemli. Pilav çok iyi koktu. Bunu da şöyle şunun içine alıp iyice karıştırıyoruz. Bu
Maşallah valla ocağın her gözü dolu. Allah'ım herkesin ocağının böyle her gözünün dolu olmasını nasip etsin. Ben bu duayı çok ederim bu arada. Çok da sevdiğim bir dilektir. Şimdi çorba oldu. Bunun içerisine yağ ve nane yakıyorum. Onu koyacağım. Bir yandan da tavuğum pişiyor. Pilavım hazır zaten. Bitti. Bu kadar. Bu arada tavuğun üstüne defne yaprakları koydum. Çok güzel rayha veriyor. Evet, yağımızı da karıştırdık. Bu da bitti. Artık altını kapatacağız. Sonra birazcık buharı çıkınca da çorbaya tuz atacağız. Bu kadar. Çorbamız hazır, tavuğumuz hazır. İnanılmaz güzel duruyor. Pilavımız da hazır ve masa tamamen hazır. Şimdi ben bunun fotoğrafını da çektim zaten. Paylaştım ve artık yiyebiliriz. Aslan'a pilavlı yayla çorbası veriyorum. Çünkü bizim yediklerimize biraz sulandı. Bu arada biz hepsini bitirdik. Nasıldı arkadaşlar? Çok iyiydi. Bitti çok. Bayağı bitti. Evet, her şey bitti. Afiyet olsun. Aslan o az ne peki? Aslan da şu an pilavlı yayla çorbası yiyor. Veriyorum anneciğim. Aslında mantıklı da. Tamam, bir de paylaşırız. İnsanlar tamam, uyanır. Bunun saati maati yok. Bizim yediklerimiz olunca bakın nasıl da yiyor. Ay çok kötü bu ya. Hazır mı? Yemeğimizi yedikten hemen sonra balkona geçtik ve oturuyoruz. Aslan da bizimle oturuyor. Uyku saatine çok az kaldı. Birazdan uyutmaya çalışacağım. Böyle sohbet muhabbet. Şurada birkaç şeye bakıyoruz. Burada önemli şeyler. Sürprizli. Sürprizli. Aslan da burada. Ben de onunla ilgileniyorum. Karnı doydu. Altını da temizledi. Şeyle oynamaya bayılıyor. Sonra düşünce de arkasından böyle bakıyor anneciğim. Ama ittiriyorsun sonra da almak istiyorsun. Bu ne? Aa, bu normal değil ama. Atma. He. Atma. Şimdi Merve gitti ve ben de artık bilgisayardaki işlerimi hallediyorum. Bir tane daha çamaşır vardı. Onu da çıkardım, astım. Ve artık bu videoyu da sonlandırmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Güzel böyle zaman geçirdik. Benim de böyle içime sinen bir video oldu aslında. Son zamanlarda evet haklısınız böyle farklı farklı videolar oldu ama ben herkesin gönlünü görmeye çalışıyorum. O yüzden bir de o açıdan bakalım. Kısa videolar atıyorum, uzun videolar atıyorum. Neden? Çünkü kısa izlemek isteyen de oluyor, uzun izlemek isteyen de oluyor. Ya da evde de paylaşıyorum, dışarıda da paylaşıyorum. Çünkü hem evde izlemek isteyenler oluyor hem de dışarıda izlemek isteyenler oluyor. Aslanlı da paylaşıyorum, aslansız da paylaşıyorum. Neden? Çünkü anne olup benden işte bir şeyler kapmak, ne bileyim bir tavsiye almak için izleyenler de oluyor. Ya da işte çocuğu olmayıp ilgilenmeyenler de oluyor. Dolayısıyla ben böyle herkese hitap etmeye çalışıyorum. Ve elimden geldiğince de yaptığıma inanıyorum. Bu videoda da umarım bu tarz videoyu sevenlere böyle güzel bir seyir olmuştur. Ben çekerken çok mutlu oldum dediğim gibi. Umarım sizler de izlerken çok mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan takip edip destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.